Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir çalışma yapacağız. Birlikte örgü tığ işi bir kozalak öreceğiz. Dekoratif amaçlı kullanabileceğiniz bu güzel sevimli kozalığı böyle renkli iplerle, simli iplerle örerek dilerseniz yeni yıl ağaçlarını süslemek amacıyla kullanabilirsiniz. Dilerseniz anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Kullanım amacı alanı oldukça geniş bir model. Yapımı oldukça basit. Hiç örgü bilmeyenler için de yani amigurumiye yeni başlayanların da çok kolaylıkla örebileceği bir model. Elimden geldiğince detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi hemen gerekli malzemelerimizi sayarak yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet, şöyle koton pamuklu iplerim var. Sıfır numara tığ kullanacağım. Şöyle netleşsin. Evet, renk katmak için, ışıltı katmak için böyle güzel panç iplerim var. Bunları kullanıyorum. Birçok videomda da daha önce kullanmıştım. Şöyle panç ipi. Dilediğiniz markada kullanabilirsiniz. Herhangi bir marka belirtmeye gerek yok. Hemen hemen hepsinin yapısı aynı. Evet, bir tane ilmek belirleyicim var. Çok az miktarda dolgu malzemesi olan elyafa ihtiyacımız olacak. Hemen başlayalım. Evet, öncelikle hemen sihirli halka yapıyorum. Ve içine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne. İlmek kaydırma. İkinci turda burayı şöyle yapalım. Şöyle BLO'dan, arka lobdan her sık iğneye 2 tane sık iğne. İkinci sırada 6 artırma yaparak sayımı 12'ye çıkardım. Üçüncü sırada 1, 2, 2 sık iğne örüyorum. 1 artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar sayımız 16 olacak. Evet, dördüncü sıra ile devam ediyorum. 1, 2. Dördüncü sırada da 2 tane sık iğne, 1 artırma yapıyorum. Sayımı 21'e çıkaracağım. Evet, şurada son kalan ilmeğimizi de düz öreceğiz. Hemen 5. sırayla devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sırayı düz öreceğiz. Artırma ya da eksiltme yapmadan. Sayımız sabit 21 olacak. Bu şekilde örüp gelelim. Evet, 6. sıra ile devam ediyoruz. 6. sırada 1, 2, 3 ve 4. 4 sık iğne, 1 artırma yapacağız. Sayımız 25 olacak. Sona kadar örelim. Evet, şurada kalan son ilmeğimi de düz örüyorum. 1 artı 1 eksi, yani 1 eksik 1 fazla çok da bir şey fark ettirmiyor. Ama tabii ki son kalan ilmekleri de düz örelim. Şimdi 7 ve 8, yani 2 sıra boyunca düz öreceğiz. Artırma ya da eksiltme yapmadan sayımız sabit 25. Evet, şöyle 2 sıra boyunca düz ördüm. 9. sıra ile devam ediyorum. Burada 1, 2, 3. 3 tane sık iğne. 1 tane eksiltme. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Sayımızı 20'ye düşüreceğiz. Evet, 10. sıra ile devam ediyorum. 10. sırada artırmada eksiltme yapmadan her sık iğneye 1 sık iğne, sayımız 20 olacak. Evet, içini bir miktar elyaf ile dolduralım. Evet, 11. sırada
1 2 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltmeyi bu şekilde yapalım. Şöyle. 2 sık iğne bir eksiltme olacak şekilde sayımız 15 olacak. Evet, 12. sırada da yine eksiltme yapacağız. 1 2 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 10 adet ilmeğimiz kalacak. Evet, şurada son bir ilmeğim kaldı. Onu da yandaki ilmekle birlikte eksilteceğim. Evet, içini bir miktar daha doldurduktan sonra evet, şimdi bu minik kozalağımızın şu uç kısmını yapacağız. Bunun için eksiltmelere devam ediyorum. Burada sayı belirtmeyeceğim. Zaten belli olacaktır. Ortalama 5 adet daha eksilttiğimde sivrilik oluşacaktır. Evet. Yeterli. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, 5 ya da 6 tane ilmeğimiz kalacak. Evet, artık kozalağımızın bu dış kısmını öreceğiz. Bunun için punch ipi ile birlikte örüyorum ipimi. Şöyle biraz daha uzun alayım. Şuradan şu ilmek kaydırma yapalım bir tane. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir HDC yani tekli trabzan yapıyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Yandaki ilmeğe geçiyorum. Oraya da yine aynı şekilde bir tekli trabzan. Şöyle tığımda 1, 2, 3 tane ilmek kalacak. Tek seferde çekiyorum. 1, 2 zincir. Aynı yere bir ilmek kaydırma. 1, 2. Şöyle ikinci bir tane atladım. İkinci ilmeğe ilmek kaydırma. 1, 2 zincir, tığıma ipim alıyorum. Bir tekli trabzan, tığıma ipim alıyorum. Yandaki ilmeğe tekli trabzan, tek seferde çekiyorum. 1, 2. Aynı yere bir ilmek kaydırma. Bir ilmek atlıyorum ikinciye. İlmek kaydırma. 1, 2 zincir. Evet, bu şekilde tamamını örelim. Evet, şu son kısma kadar bu şekilde ördük. Şöyle zincir çekiyorum. Ne için kullanacağınıza bağlı olarak istediğiniz sayıda zincir çekebilirsiniz.
Anahtarlık olacaksa bu kadar yeterli. Diğer dekoratif amaçlı süslemeler için, asmak için kullanacaksanız biraz daha uzun bir şöyle zincir çekiyoruz hemen. Şöyle karşı kısımdan geçiş yapıyorum. Dilediğiniz renklerde örerek kullanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen ücretsiz olarak abone olun. Bildirim zilini açmayı da unutmayın. İlk videolardan sizler haberdar olmak için. Evet, beğendiyseniz de beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Şöyle yakından bakalım. Farklı bir dokusu oldu. Bunda daha farklı bir iple ördüğüm için farklı. Evet, siz hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Hoşça kalın. Thank you.